Ay, bu safiş pek süslü bir şeymiş. Annemin onu neden kıskandığı belli. Kıskandığını itiraf etti mi? Yok, daha etmedi ama her halinden belli oluyor. Babamı bir görsen mest oldu, mest. Ben de zaten bununla ilgili konuşmaya geldim. Neyle? Bak şimdi, farkında değil misin Betüş'cüğüm? Annem ilk defa babamı birinden bu kadar çok kıskanıyor. Ben diyorum ki... Hazır annemle Umur Bey ayrılmışlarken annemle babamı bir araya getirmek için el birliği yapalım. Nasıl? Şöyle ki Safiş'i alıp bize götürürüz. Perihan teyze gelene kadar bizde kalır. Ay olur mu öyle şey? Annem dünyada kabul etmez. Zaten dün sinir oldu kadına. Ne kadar kötü davrandı. Kadıncağız çok üzüldü. Orası mühim değil. Perihan siklopedisinin 4. maddesini hatırla. Bunu yapmak zorunda. Zaten bizde birkaç saat kalacak. Akşam Perihan teyze geldiği zaman nasıl olsa onu düzeltecek. Bilmiyorum. Ya aslında Safiş'i buradan uzaklaştırmak çok iyi olur Eda. Çocuklar ona gittikçe çok bağlanıyorlar. Ayrılmaları çok zor olacak. Ama hani kadıncağızı böyle bir şeye bulaştırmak doğru olur mu? Durumu anlatırız. Annemle babamın arası böyle böyle deriz. Hem zaten siz babamla her şeyi anlatmışsınız. O da dememiş mi? İnşallah bir gün karınızla barışırsınız diye. Doğru dedi. Madem bu kadar iyi bir insan, o zaman annem babamı kıskandığını itiraf edene kadar bizimle bu masum oyunu oynar herhalde. Ay, yaşlı bir kadından böyle bir şey rica edilir mi? Sormakla hiçbir şey kaybetmeyiz. Acaba ne konuşuyorlar yukarıda gizli gizli? Niye bize söylemiyorlar anlamıyorum ki. Yahu bizi ilgilendiren bir konu olsaydı söylerlerdi. Demek ki bize söylenecek bir şey değil. Rahat bırak şunları abla kardeş konuşsunlar canım. O zaman Safiş'i niye gelip yanlarına aldılar? Yoksa onunla ilgili bir şey mi? Yahu bizi ilgilendiren bir şey olsaydı söylerlerdi zaten. Bu kadar takmayın. Ne diyorsunuz Safiye Hanım? Ay bilmem ki. Yani biz sizden çok saçma sapan bir şey istediğimizi biliyoruz ama... biz hani annemle babamın barışması için böyle bir fırsatı ilk defa yakalıyoruz. Onun için de size bir soralım dedik. Bunun farkındayım. Onların bir araya gelmesini ne kadar istediğinizi görüyorum. Yani? Yani kendim gibi görünseydim böyle bir şeyi kabul edemezdim ama... madem şu anda bir köpeğim size yardım edebilirim. Safiye teyze. Ay, siz gerçekten çok iyi biriymişsiniz. Aa, yok canım o kadar da abartmayın. Sayenizde benim de hatırladığımda güleceğim komik bir anım olacak. Akşam Perihan Hanım beni eski halime çevirmeden bir köpek olarak dünyanın en güzel iyiliğini yapmış olacağım. İki inatçı aşığı barıştıracağım. Ay, inşallah. Çok teşekkür ederiz. De... Ne oldu? Ay biz şimdi Safiye teyzeyi şatoya götüreceğiz ama çocuklara ne diyeceğiz Eda? Onlar onu bir daha hiç göremeyecekler ki. Ah, bak 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 şunu dinle Avni. Heyecanlı ve atak takım arkadaşları arıyoruz. Eğer esnek çalışma saatlerini uyarız diyorsanız bizi arayın. Ne demekmiş o esnek çalışma saatleri? Yani işe kaçta gireceğin, kaçta çıkacağın belli değil demek. Dur şurayı hemen arayayım, reklam şirketiymiş. Saçmalama Suzan, kapat şu telefonu. Aramadığın bir burası kalmıştı be. Ver şunu, arayacağım tabii. Hem sen niye gidip dürbününle perilerine bakmıyorsun ha? Hani birbirimizin isteklerine karşı hoşgörü davranacaktık? Bakmayacağım Suzan, tamam mı? Sen de bu reklam şirketini aramayacaksın. Paraya pula ihtiyacımız mı var canım? Ne parası pula yol? Ben sosyalleşmek ve mutlu olmak için çalışacağım. Hem niye bu kadar bozuluyorsunuz Avni Bey? Rüyanı gerçekleştiriyorum ayol. Ben senin perilere bakmana karışmayacağım. Sen de bana karışma. Gör bak hayatım nasıl mutlu olacağız. Tamam Suzan, ben rüyamı geri alıyorum. Yani dediklerimi geri alıyorum. Hepsini unut. O perilere merilere bakmayacağım, söz. Gerçekten söz. Geçti o tren Avni Bey. Çoktan geçti. Karınız kalabalık bir reklam şirketinde insanların gözü önünde olacak diye kıskanıyorsunuz tabii. Şimdi mi aklına geldi? Evet, bal gibi de çalışacağım işte. Kendimi mutlu edecek bir şeyler yapacağım. Ve sen de bana engel olmayacaksın. Yoksa gebertirim. Betüş, bence çocuklara söylenecek en beyaz yalan bu. Hem böylece daha az üzülürler. Galiba haklısınız, doğru. Anlaştık. Hadi inelim. Çocuklar doyduysanız kalkın artık. Oynamayın öyle, günah. Peki Firuze abla. Ben dayanamıyorum artık. Gidip soracağım gizli gizli ne konuşuyorlar. Allah aşkına dur be, dur kardeşim. Amma kıskanç adam mısın? Otur şuraya ya. İşte geliyorlar. Kahvaltıyı bitirmişsiniz. Firuzeciğim bize
Seda Hanım, acaba diyorum sorabilir miyim şu gizli konuşmanızın içeriğini? Tabii. Hı. Biz şey hakkında konuştuk. Ne? Ne? Safiş hakkında konuşuyorduk. Çünkü Safiş'in sahibi bulunmuş. Ya kimmiş? Eda'ların bir komşusu. Ya inanmazsın, sahibi bizim komşu çıktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.